Merhabalar. Bu videoda kendi hazırlamış olduğum bir modifiyeden bahsedeceğim. Bu modifiye nedir? RSI uyumsuzluklarını tespit edebilen bir modifiye. Pardon. Peki nasıl tespit ediyoruz? Standart uyumsuzluk nasıl tespit ediliyorsa bunun matematiğe dökülmüş hali. Zaten kodları açık bir şekilde görüyorsunuz. Buradan mesela kırmızı direk oluşmuşsa negatif bir uyumsuzluk var. Yeşil bir direk oluşmuşsa pozitif bir uyumsuzluk var diyeceğiz. Ama şu an yeşil olmadığı için başka yerlerde yeşil bakacağız. Şimdi Bitcoin'de günlükteyim. Burada bir kırmızı direk yakmış. Hemen buna bir sinyal atıyorum. Burada bir kırmızı direk oluşmuş. Bakıyorum. Evet. Bu arada burada da negatif uyumsuzluk oluştuğu için kırmızı direk yakmış. Ama burada uyumsuzluğun başladığı yeri göstermiyor, bilginiz olsun. Sadece uyumsuzluğun oluştuğu yer. Burada uyumsuzluk var diyor ve geri dön bak. Burada bir tepe var. Tepeler artmış. Evet, tepeler artmış. Fiyatın tepeleri artmış. RSI'ye bakıyorum. Evet, RSI'nin tepeleri düşmüş. Demek ki burada fiyatla ters bir ilişki var. Yani burada bir uyumsuzluk var. RSI'nin de tepeleri düşüyorsa demek ki negatif bir uyumsuzluktur. Hemen bakıyorum buraya. Bu bölgede de bir tane uyumsuzluk görmüş. Yine kırmızı yakmış. Negatif uyumsuzluk. Bakıyorum. Evet, fiyatın tepesi burada. Fiyatın tepeleri artmış. Fiyatın tepesine denk geldi. RSI bölgesine bakıyorum. Bu bölgeden de evet bir düşüş var şuraya doğru. Bunu da böyle çizdiğimde gördüğünüz gibi tekrar bir negatif uyumsuzluk var. Yani Bitcoin neredeyse tüm düzeltmelerini bir negatif uyumsuzluğa göre yapmış. Burada da mesela bir negatif uyumsuzluk çalışmış fakat düşüş o kadar da anlamlı olmamış. Fiyat tekrar artmaya devam etmiş. Şimdi kalkıp bunu 4 saatlik yapıyorum. Pozitif uyumsuzluk arayabilmek için. Bakın burada bir tane pozitif uyumsuzluk yatmış. Şimdi kalkıyorum fiyatın buradan gördüğünüz gibi. Fiyatın dipleri düşüyor. RSI'nin dipleri yükseliyor. Geçmişe bakıyorum. Yine pozitif arıyorum. Burada da bir pozitif uyumsuzluk yakalanmış. Bakıyorum evet fiyatın dipleri düşüş halinde. RSI'ye bakıyorum. RSI'nin dipleri yükseliş pozisyonunda olduğu için pozitif uyumsuzluk yapmış. Ve az da olsa bir çalışma olmuş. Bu sinyal değildir. Bu sadece matematiksel olarak pozitif veya negatif uyumsuzlukların formüle edilmiş hali. O an pozitif uyumsuzluk varsa bize gönderiyor. Bunu mesela daha küçük periyotlar alıp yakın zamanda bakmak istiyorum. Mesela burada bir pozitif uyumsuzluk yapmış. Fiyatın dipleri aşağı doğru bir trend yaparken RSI'nin dipleri yukarı doğru bir trend yapmış. Yani siz bunu istediğiniz gibi kullanarak modifiye edebilirsiniz. Bu aradaki farkları kalkıp kodlar zaten Türkçe istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda başka bahsetmek istediğim bir konu da şu. Bu arada burada da RSI negatif uyumsuzluğu yapmış. Yani geçmişe yönelik bakabilirsiniz. Yani her uyumsuzluk çalışacak diye bir şey yok. Ama uyumsuzluk varsa en azından görmeye çalışıyoruz. Bakın bu tarz zigzaglarda bazen matematiksel olarak dipleri yakalamadan dip olmayan yerde de yakabiliyor. O yüzden siz grafikten anlamanızda fayda var. Bir başka demek istediğim şey şu, RSI'nin içindeki siyah çizgi bizim RSI'ye çekilen otomatik Fibonacci'nin 618 seviyesidir. Bakın burada ne kadar güzel destek olarak çalışmış ve kırıldıktan sonra ne kadar düşmüş. Aynı şekilde bu bölgelerde de direnç olarak ne kadar çalıştığını görebilirsiniz. Bu tabi kullanırsınız kullanmazsınız size kalmış ama ben RSI'yi da Fibonacci ile beraber kullanıyorum. Hangi periyotta nasıl daha iyi çalıştığına karar verirsiniz. Ona göre işlemlerinizi yaparsınız. Umarım faydalı olur. Bunun linkini videonun altına paylaşacağım. Favorileri eklediğinizde zaten direkt burada göstergeler kısmında favorilerden size gelecektir. Umarım faydalı olmuştur. Twitter ve TradingView linklerimi de videonun altına bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.